Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Teknosa'nın Cevahir'deki mağazasındayız. Burada Casper'ın bilgisayarlarını istediğimiz gibi bir konfigürasyon yapacağız ve onu adresimize doğru yola çıkartacağız. Bu işlemin nasıl yapıldığını içeride bize Evrim Bey anlatacak ve adım adım göstereceğiz bu işlemin nasıl yapıldığını. Şimdi gelin hep beraber bakalım Casper bilgisayarlar nasıl konfigüre ediliyor. Hadi bakalım izleyelim. Arkadaşlar Teknosa mağazasına geldik. Şimdi Teknosa mağazasında biz niçin geldik? Az önce söyledim ama biraz daha detaydan da bahsetmek istiyorum. Casper bilgisayarları Teknosa güvencesiyle özelleştirebiliyoruz. Şimdi normalde bir mağazaya gittiğimiz zaman ne oluyor? Orada ne varsa onu almak zorundayız ama burada öyle değil. Şimdi yanımızda Evrim Bey var. Evrim Bey nasılsınız? Merhaba. Sağ olun, teşekkür ederim Özgür Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Evrim Bey şimdi bize anlatacak. Şimdi Evrim Bey, bir S500 bakacağız biz ama S500'ün ne gibi özellikleri var? Sizin elinizdeki versiyondan istiyorum ben. Mağazamızda bulunan S500 modelimiz i5 10. nesilde geliyor. Tamam. 8 GB RAM var üzerinde. Harici olarak da MX232 GB Nvidia'nın ekran kartı var. Depolama alanında 240 GB SSD bulunmaktadır. Bu konfigürasyonu istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Casper'ın böyle bir hizmeti var Teknosa mağazalarında. Sizin kullanıcı... Her yerde geçer değil mi? Araya girdim, kusura bakmayın. Türkiye'nin her yerinde oluyor değil mi bu? Evet, bütün Teknosa mağazalarında Casper'ın ürünlerinin İstediğiniz tarzda, istediğiniz şekilde, istediğiniz özelliklere göre konfigüre edebiliyorsunuz. Tamam. Şimdi ben, biz tabii birazcık biliyorsunuz bizim yaptığımız iş olarak baktığınız gibi yayıncılık yapıyoruz, video işleri var. Evet. Photoshop kullanıyoruz, Premiere kullanıyoruz. Bana i5 işlemci yeterli olmayabilir. Biraz daha harici ekran kartı desteği de verebilecek. İşte depolama alanı da çünkü biz video çekiyoruz mesela. Bir çektiğimiz video 10 GB, 15 GB yer kaplıyor. 240 GB takdir edersin ki çabucak bitecektir. Evet, aynen öyle. Orada bize ne önerirsin? Bir konfigürasyon yapsak beraber. Şimdi S500'de şöyle, S500'ü Intel'in yeni çıkan işlemcisi i7, 11. nesilde işlemci olarak konfigüre edebiliyorsunuz. Zaten bu da şu anda üst seviye bir işlemci. Sizin için gayet yeterli olacaktır. Tamam. Artı olarak RAM'ini 32 GB'a kadar artırabiliyorsunuz. Süper. Şu andaki konfigürasyonlarda 32 GB 3200 MHz'e kadar RAM ilavesi yapabiliyorsunuz. Tamam, yapalım. Depolama alanında dediniz yani videolarım yüksek GB'a yer kaplıyor diye. İstediğiniz kadar depolama yapabiliyorsunuz. 500 GB NVMe SSD ile artı 1 TB hard disk ile de sizin için yeterli olacaktır. Depolamanızı hard disk tarafında yapabilir, programlarınızı SSD tarafında çalıştırabilirsiniz. Süper. Sizin için gayet yeterli olacaktır. Intel'in 11. nesil işlemcisinde birleşik olarak gelen ekran kartı Iris G7 ekran kartıyla geliyor. Çalışmalarınızda size destek olacak harici Nvidia'nın MX450 2 GB ekran kartı bu cihaza konfigüre edildiği zaman sizin çalışmalarınız rahatlıkla yapılacaktır. Hem grafik yönden olsun hem de oyunda da olur değil mi? Arada, tabii, orta seviye oyunlarda da size bu cihaz destek olacaktır. O zaman süper. Oyun da oynuyorum çünkü ben arada. Onu da söyleyelim. Oynuyorum biliyorsunuz arkadaşlar. O oyunlarda da yarı yolda bırakmayacak beni öyle Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Orta seviye oyunlarda istediğiniz gibi oynuyoruz. Ve ekranımız Full HD'dir. O oyun görüntüleri olsun, grafik görüntüleri olsun gayet net bir şekilde alacaksınız. Ekran çözünürlüğü yüksek. 1920x1080'dir. Peki Evrim Bey şimdi konfigüre edebileceğimiz, özelleştirebileceğimiz donanımlar bu kadar mı? Başka bir şeyleri özelleştirebiliyor muyuz? Donanımsal olarak konfigüremiz bu kadar. Evet. Ama isterseniz de Windows'u da konfigüre edebiliyoruz. Yani şu şekilde Windows 10 Home veyahut da Windows Pro seçeneklerini seçip cihazını o şekilde de size gönderilebiliyor. Yani yazılımını da aslında istersek aynen farklı öyle. Bir yazılım da alabiliyoruz. Eğer aynen mesela öyle. Özellikle Pro anladığım kadarıyla iş yani kurumsal olarak genelde çünkü belli ekstra özellikleri var o işletim sisteminin. Home'da olmayan bazı özellikler var. Eğer iş için alacaksanız ona göre farklı bir işletim sistemini alabiliyoruz değil mi? Aynen öyle. Bu arada daha önce de böyle bir hizmet vardı. Casper.com.tr adresi üzerinden de bilgisayarlarımızı özelleştirebiliyorduk ama şu anda hem Teknosa güvencesiyle hem de Teknosa mağazalarında bu hizmetten faydalanabiliriz. Aynı zamanda bize bir danışmanlık hizmeti de verilmiş oluyor. Zaten biz de dediğiniz gibi gelen müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda konfigürelerini burada yapıyoruz. Kimisi diyor ki tamam benim ihtiyacım bu ama diyor, ben yine de hızlı istiyorum diyor. Ona göre RAM'ini arttırıyoruz, işlemcisini arttırıyoruz. Bu şekilde müşteri de memnun ediyoruz ve mutlu mesut bir şekilde mağazamızdan gönderiyoruz. Peki ben son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi
bu konfigürasyonu yaptık. Evet. Teslimat tarafında nasıl seçeneklerimiz var? Teslimat tarafında isterseniz evinize, ofisine, yani sizin belirleyeceğiniz herhangi bir adrese. Türkiye'nin herhangi bir yerinde. Aynen öyle. Ya tamam. Da Teknosa mağazamıza. Yine aldığım yerde. Aldığınız yerde. Evet. Ertesi gün geliyorum galiba, değil mi? Öyle mi oluyor? Bir iş gününde üretilen cihaz 3 iş günü içinde mağazamıza geliyor. Ama bu süreçte 2 günde olabiliyor. Anladım. En kötü ihtimalle 3 gün diyoruz. Ama genelde 2 gün civarında mağazamıza geliyor. Ha, yani ben böyle bir şey yaptığım zaman istersem adresime geliyor. Verdiğim herhangi bir adrese, istiyorsam da gelip yine bu mağazadan en geç 3 iş günü içinde alabiliyorum. Alabiliyorsunuz, değil mi? Evet. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek. Evet arkadaşlar, Casper Nirvana S500'ümüzle ilgili gerekli konfigürasyonları yaptık. Şimdi Evrim Bey, geldik kasanın önüne, ne yapıyoruz burada? Evet, burada oluşturmuş olduğumuz konfigürasyonun kodunu Erkan Bey'e söylüyoruz. Erkan Bey daha sonra işlemlerinizi alıp cihazınızın ön siparişi verilmiş oluyor. Bir iş günde üretilip 3 iş günde de cihazınız size belirlediği adrese teslim edilecek. Tamamdır, çok teşekkür ederim. Şimdi Erkan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Şimdi teslimat seçenekleri birazcık bana söyler misin? Ne yapıyoruz burada? Tabii. İşlemler gerçekleştikten sonra ürün arz ederseniz adresinize gönderebiliyorum. Arz ederseniz mağazamızdan teslim alabilirsiniz. Peki ödeme seçenekleri olarak neler var? Kampanya kartlarımız, Access ve World kartlar. Bu kartlara peşin fiyatına tam 12 taksit yapabiliyorum. Süper. Ben de Access var, o zaman 12 taksit alabiliyorum. Şahane. Yani. 12 taksit yardımcı olabilirim size. Peki fatura mı, fiziksel olarak mı geliyor, yoksa mail adresime gelebiliyor mu? Faturayı size isterseniz mail olarak gönderebilirim. Tamam, çok süper. Adresimi de ileteyim ben size. Oraya da mail olarak gönderirsiniz bana. Teşekkür ederim. İşte verdiğimiz sipariş geldi. Teknosa mağazasında, Casper standında kendimizin hazırladığı bilgisayarı kurduk, hazırladık ve ertesi gün, 2 gün içinde bizim elimize ulaştı. Şimdi hep beraber kutusundan bir çıkarıp özelliklerine göz atacağız. Evet arkadaşlar, Casper S500'ümüz geldi. Sipariş vermiştik Teknosa'da. Şimdi sizlerle birlikte kutusundan çıkartacağız. Çok özelleştirebiliyoruz bunu. İsterseniz mağazadan alabiliyorsunuz. İsterseniz de adresinize teslim ediliyor. Biz adresimizi teslim ettirmiştik. Ben eve istemiştim, eve gelmişti. Şimdi ofise getirdim. Ofiste de kutusundan çıkartıyorum. İsterseniz ofise de gelebiliyor bu arada. Yani verdiğiniz herhangi bir adrese kargoyla geliyor Türkiye'nin her yerine. Şimdi açalım. Açtık kutumuzu. Şöyle. Evet, şimdi kutu içeriğini görüyorsunuz. Ben biraz da S500'ün özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Söylediğim gibi bir tane özelliği yok. Siz özelleştirebiliyorsunuz. Farklı farklı donanım seçenekleri alabiliyorsunuz. Şimdi şunu bir çıkartmaya çalışıyorum. Evet, çıkartalım. Şöyle bunu çıkardık. Ne var başka? Kullanım kılavuzumuz var. Burada garanti belgemiz var. Kutuda bir de arkadaşlar adaptörümüz ve kablosu var. Onlar zaten her bilgisayarda çıkan şeyler. Şimdi bir taraftan da şurasını şöyle bir açalım. Şunu da şöyle bir çıkaralım. İşte S500'ümüz burada. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır bir şekilde bizleri bekliyor. Şöyle bir kutusunu da şöyle bir açalım içini de. Evet, S500'ü açtık. Şimdi ben biraz S500'ün özelliklerinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 15.6 inçlik Full HD Anti-Glare bir LCD ekranımız var. Gördüğünüz gibi ilk ekranımız burada. Güzel bir webcam'imiz de var burada. Şurada hemen görülüyor. Şimdi biz bu ürünü Intel Core 11. nesil i7 işlemciyle aldık. Tam kodunu söylemem gerekirse 1165G7 kodumuz bu. 32 GB'lık 3200 MHz'lik RAM'le aldık bu bilgisayarı. RAM'i biraz yükselttik, onu söyleyeyim. Farklı seçenekler var burada. Siz de hani ihtiyaçlarınıza göre, beklentinize göre, kullanacağınız duruma göre, çalıştıracağınız uygulamalara göre bu RAM miktarını da değiştirebiliyorsunuz. Casper Nirvana S500'de arkadaşlar 1 TB hard disk artı 500 GB'lık NVMe M.2 SSD biz tercih ettik. Burada da farklı konfigürasyonlarda tercihler yapabiliyorsunuz. Bu özelleştirme konusu önemli. Bu depolama alanında da isterseniz sadece hard disk, sadece SSD gibi farklı korelasyonlarda, farklı kombinasyonlarda seçeneklerimiz de mevcut. Ayrıca Nvidia MX450 2 GB harici ekran kartı da biz yine bu ürüne taktırdık. Bu sayede
grafik tarafında ciddi bir performans artışı olduğunu da söylemiş olalım. Intel'in XY G7 dahili ekran kartı zaten var. Windows 10 işletim sistemine geliyor. Yine Intel'in 9462 AC Wi-Fi desteği yine bu üründe var. 19.9 mm incelik, 1.9 kilogramlık hafiflik, 52 watt saat gücünde de 10 saate varan bir batarya ömrümüzün olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi bu bilgisayarda dünyanın en iyi işlemcisi olan 11. nesil Core i5 ya da i7 işlemci tercih edebiliyoruz. Biz i7 tercih ettik ama siz isterseniz i5 de tercih edebilirsiniz. Intel XY grafikler ile daha gerçekçi görüntüler de elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda yapay zeka desteği de var. Bu yazılım üzerinden yapılan bir özellik. Anında uyanma özelliği var bilgisayarımızın. Bir de arkadaşlar bütünleşik olarak entegre Intel Wi-Fi 6 teknolojisi ile standart Wi-Fi'ye kıyasla neredeyse 3 kat daha hızlı internet imkanı da sağlanmış oluyor. Ayrıca istersek yine opsiyonel olarak Thunderbolt 4 teknolojisi ile tek kablolu bağlantı üzerinden 40 GB saniyeye kadar veri aktarım hızı da sağlanıyor. Bunu da belirtelim. Oyunlarda da yüksek FPS ve 1080p oyun deneyimi, prize takmadan pil gücüyle performans sunabilme özelliği ve harici grafik kartları için 4. nesil PCIe desteği de yine bu cihazla birlikte geliyor arkadaşlar. Onun da altını çizmiş olalım. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere Casper Nirvana S500 bilgisayarı Teknosa mağazalarından nasıl özelleştirerek satın alabileceğinizi anlattık. İstiyorsanız mağazada teslim alabiliyorsunuz, yani gidiyorsunuz Teknosa'ya. Diyorsunuz ki ben Casper Nirvana'yı şu 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 özelliklerde almak istiyorum. İki seçeneğiniz var. Bir tanesi adresinize teslim ediliyor. Bu ofisiniz olabilir, eviniz olabilir. İkisinden birine kargo ile gönderiliyor. Ya da diyorsunuz ki hayır, ben buradan almak istiyorum, bir mağazadan almak istiyorum dediğiniz zaman da gerekli konfigürasyon hazırlandıktan sonra ertesi gün o mağazadan istediğiniz konfigürasyona sahip bilgisayarı satın alabiliyorsunuz. Böyle güzel bir hizmet sunmuş Casper. Biz de bunu sizler için deneyimledik arkadaşlar. Bu deneyimle ilgili aklınıza takılan sorular varsa, şöyle bir şey yapılabiliyor mu, böyle bir şey olabiliyor mu gibi sorularınız varsa yorumlar kısmında bizlere sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.